Bir milletvekilinin bir akşam Mustafa Kemal'in yaverleri gelip iki kızını Çankaya'ya götürüyor. Kızlar geri dönmeyince o milletvekili hükümet reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya gidiyor. İsmet Paşa yanlışlık vardır bunda diyor. Yanlışlık olur mu? Bizim kızları işte Cevat Abbas geldi, aldı, Çankaya'ya götürdü. Çocuklar bu saat oldu, dönmedi. Anası evde ağlıyor. İsmet Paşa gel yapalak Mustafa Kemal'in karşısına çıkıyor. Diyor ki paşam, iç, alem yap, ne yaparsan yap. Ama kimsenin namuslu ailesine dokunma. Ne oldu diyor. İşte falan milletvekilinin iki tane kızını akşam Çankaya'ya aldırmışsınız. Kızlar geri dönmemiş. Anası ağlıyor, babası bana şikayete geldi. Ben öyle bir şey yapmadım diyor. Olur mu adam yalan söylemiyor ya, kızlarını Cevat Abbas almış. Cevat gel buraya. Ben size falan milletvekilinin kızlarını alın Çankaya'ya getirin dedim mi? Efendim kusura bakmayın. Çok sarhoşsunuz. Belki hatırlamıyorsunuz ama siz demezseniz biz nasıl gider alırız onları geliriz. O da biliyor ki sarhoş. Bakın size burada bir parantez açayım da bir vaka söyleyeyim. Bunu da Dersim'i bombalayan bir Ermeni kadın var ya, onun hatıratında var. Dersim bombalayan kadın. Çankaya'ya meşhur şarkıcı Osmanlı'dan kalma Münir Nurettin. Münir Nurettin davet ettiriyor. Münir Nurettin'e Alaturka şarkılar söylettikten sonra masadan bir elma alıyor. Münir Nurettin başına koyuyor. 2 metre ileride dur şurada diyor. Revolveri çıkarıyor. Elmeye ateş ediyor. Aynı Guillaume Tell vakası vardı tarihte. Aynen onun gibi. Başının üstündeki elmeye ateş ediyor. Herkes şaşırıyor. Yani adam vurulur ya. 2-3 metre mesafeden başının üstündeki elme. Bunu niye yaptın biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa sarhoş olduğu zaman eli titriyor, ne söylediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor diyenleri tekzip için. Baba. Sarhoş içtiği halde sarhoş olmadığını ispat için adamın hayatıyla oynuyor. Münir Nurettin bunu yaşamış. O kadının adı ne ya? Meşhur tayyareci kadın. Sabiha Gökçen'in hatıratındadır. Görebilirsiniz. Kocaman bir hatıratı var. Böyle. Cevat Abbas sarhoşsunuz, hatırlamayabilirsiniz deyince tamam diyor o zaman ne var bunda diyor. Çağırdımsa çağırdım diyor. İsmet Paşa diyor ki rakı masasından devlet idare edilmez. Defol lan. Defol. Bunu kovalıyor. Arkadan haber gönderiyor istifa etsin diyor. İsmet Paşa bakıyor ki pabuç pahalı. Heybeliada'da bir evi vardı. Ankara'yı terk ediyor. Heybeliada'daki evine çekiliyor. Heybeliada'daki evinde dururken bazı insanlar ona gidip geliyor. Siyasiler, milletvekilleri falan. Onlardan birine diyor ki beni kovdu, hakaret etti bana ama ben ona İngilizlerin niçin diz bağı nişanı verdiğini ifşa edersem gününü görür. Tehdit dedi. Güvendiği bir adama bunu söylüyor. Ama o adam gelip bunu Mustafa Kemal'e söylüyor. Nedir diz bağı nişanı? Onu da söyleyeyim size. Bir baloda İngiliz kraliçesinin jartiyeri düşmüş. Uzun çorabını bağladıkları o lastik.
lordlardan biri onu almış. Kraliçemin jartiyerini göğsümde taşımam şereftir demiş, göğsüne takmış. Hani yaka cebine gül koyarlar onun gibi, mendil gibi. Buradan diz bağı nişanı çıkmış. Diz bağı o jartiyerdir. Bu İngiliz kraliyetinin en büyük nişanıdır. Bunu Sultan Aziz'e de vermişlerdir. Çünkü oraya giden bir padişaha en büyüğünü verecek mecburen. Ama Mustafa Kemal yurt dışına adımını atmamış. Sabaha kadar ayaktadır. Korkudur bu. Korku itilerler gece olur. Hiçbir yurt dışı seyahati yoktur. Atatürk'ün nöbet defteri diye tarih kurumunun bir yayını var. Alın bakın, sabaha kadar alem yapıyor. Sabahleyin yatıyor. Öğlen de ikindi de kalkıyor. Beyaz leblebi, beyaz rakı, bilmem beyaz peynir istiyor. Kapıdaki yaverlerin tuttuğu notlardır bunlar. Bütün gece ayaktadır ve içmektedir. Resmi yayınla size söylüyorum. Evet. Bunu gelip söylüyorlar. Anlıyor ki bu biliyor ya, başlangıçta anlattığım sır, anlaşma var. Dizbağı nişanı bunun için verilmiş. Hilafetin ilgasından sonra İngilizler söz verdikleri yardımı yaptılar. İstanbul'daki silah depolarının Davutpaşa kışlasının kapısına Müslüman Hint askerlerini koydular. Mim grubu, ki ben bu grupta çalışan çok adamla konuştum. Onlardan birinin Ceylan Efendi hikayesini yazdım Sarıklı Mücahitler'de. Cenaze taşıyoruz diye tabut silah doldurarak Eyüp'te bir Mevlevi dergahı vardı, oraya taşıyorlar. Mevlevi dergahının önüne Karadenizli manacılar geliyor, bu silahları dolduruyor. Üstüne iki çuval mısır döküyor. Boğaz'da İngilizlerin kontrol mıntekası var. İngiliz soruyor, nereye gidiyorsun? Ne buraya? Ne getiriyorsun? Mısır. Aa evet, mısırmış, geç. İngiliz aptaldı. İstanbul'dan Anadolu'ya yiyecek gidecek. Bu muvazayla silahlar Ankara'ya naklolana kadar Yunan'ın ilerlemesine müsaade edilmemiştir. Bunu anlamanız için İsmet Paşa'nın Kütahya'nın bir kasabası olan Altıntaş mıntakasında bir mağlubiyeti vardır. Dehşettir bu. Hiçbir mektep kitabı bunu yazamaz. 100 karasıdır. 120 bin kişilik Türk ordusundan 40 bin kişi kalmış. Gerisi kaçmış. İsmet Paşa inzibat sağlamak için subayı kendi vurmuş. Bu vurduğu subaylardan birisi Ayhan Songar'ın amcasıydı. Profesör Ayhan Songar'ın amcasıydı. İnzibatı sağlayamıyor. Dağılmış ordu. Ankara'yı boşaltıyorlardı. Kayseri'ye götürüyorlardı. İngilizler garanti verdi. Ben Yunan'a müsaade etmem, ilerlemez. Her Yunan birliğinin önünde bir İngiliz subayı vardı. Onlar müsaade etmeden ilerleyemiyorlardı. Ankara'dan kaçmak üzerelerken vazgeçtiler. Bu vazgeçme İngilizlerin haber vermesiyledir. Bunun manası İsmet Paşa'da, Mustafa Kemal Paşa'da hiç de iyi bir asker değildi bir defa. Bunu da bilin. Siyaseten galip getirmiştir. Çünkü silahların Anadolu'ya nakli tamamlanmadığından Yunan orada Kütahya'daki Altıntaş zaferine rağmen durdurulmuştur. Büyük taarruza gelince, büyük taarruzda Yunan ordusunda ihtilal olmuş, krallık devrilmiş, geçici cumhuriyet kurulmuş. Ben burada bir espri vaktiyle anlattım, tekrar olacak ama bir espri yapıyorum. Bizi Mustafa Kemal kurtarmadı. Bizi bir maymun kurtardı Yunan'dan. Çünkü Konstantin askerini teşcih için Anadolu'ya geldi.
Kütahya yolunda bir ceset gördü. İndi, durdurdu jipini, indi. Ne bu rezalet dedi. Yunan subaylar dediler ki o çocuk cesediydi. Çocukları, kadınları niye öldürüyorsunuz diyor zannetti. Efendim askerlikimiz geçmiyor, böyle şeyler oluyor. Aptallar, size onu söylemiyorum dedi. Bu ceset 10 günlük kokmuş. Bir vazoya her gün taze çiçek konur. Her an buraya yeni bir Türk öldürülmeniz lazım ki batıya kaçanlar görsün, moralman çöksünler. Bu domuz Yunanistan'a döndükten sonra bahçesinde bir dişi bir erkek maymun besliyordu. Dişi maymunu severken erkek kıskandı, bunun geldi kolunu kaptı. Bu kol gangren oldu, 2 ay zarfında geberdi. Yerine 17 yaşında çocuğu kral oldu, cumhuriyetçiler ihtilal yaptılar. İhtilal yapanlar tasfiye de yapar, kendi kadrosunu getirir. Yunan subayları Atina'ya koştular tasfiye edilmekten korkarak. Bizim büyük taarruz hikayemiz bu sebeple zaferle neticelendi. Yani o maymun insan olsa Allah ondan razı olsun diyeceğim. Beleşten kahraman oldular. Netice itibariyle Mustafa Kemal anladı ki bu ifşa edecek, sır biliyor. Öldürdüğü adamlar, öldürttüğü adamların çoğu sır bilenlerdir veya muhaliflerdir. Araya bir adam koydu. Onu getirtmek için. O adam İsmet Paşa'ya gitti. Ya bir yanlışlık oldu. Mustafa Kemal Paşa çok müteessir seni darıttığından, seni gücendirdiğinden. Siz ikiniz el ele vererek memlekete çok büyük hizmetler ediyordunuz. Ama o senden büyüktür. O özür dileyemez ya. Sen bir gelsen, özür dilesen. Bu iş tatlıya bağlansa. İsmet Paşa bu oltayı yuttu. Kalktı, Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal etrafındaki aveneyle konuşuyordu. Bu geldi, selam verdi. Kimse selamını almadı. Anladı ki faka bastı. Geriye dönmek işine gelmedi. Kenara bir sandalye çekti, oturdu. Baktı, merhaba, nasılsın diyen yok. O sırada bu menkubiyet esnasında Heybeliada da İngilizce öğreniyordu. Cebinde bir İngilizce gazete vardı. Oyalanmak için bir adam bir yerde sıkıldı mı gazeteye bakar. O kendisiyle meşgul olunmadığından gazeteye çıkardı, gazeteye bakarken Mustafa Kemal buna bir laf attı. Paşa, o İngiliz gazetesi ne yazıyor? Bana niçin dizbağı nişanı verildiğini mi yazıyor? İsmet Paşa anladı ki bu tehdit ona gitti. Gazete elinden düştü. Ulan bilmiyor musun sen? Küfürlü söylemiyorum. Bilmiyor musun ki? Falan oğlu falan. Ben Lloyd George'un düşmesine sebep oldum da onun için verdiler. Yani Lloyd George düştü diye Mustafa Kemal'e dizbağı nişanı verecekler. İsmet Paşa yer yepelek kaçtı. Tekrar Heybeli'deki evine kapandı. Mustafa Kemal dedi ki bunu öldürün. Delilin nedir? Delilim şudur ki Mustafa Kemal'in vasiyetinde İsmet Paşa'nın çocuklarına maaş bağlanmıştır. Çünkü onu öyle biliyordu. Rivayete göre İsmet Paşa sekteyi kalpten öldü diye de gazete basıp manşet hasta yatağında kendisine göstermişler. Şimdi hal böyleyken bir kısım insanlar eşeğe vuramayınca semerine vurarak Gazi Mustafa Kemal Paşa o zaman çok iyiydi. Çok iyi işler yaptı da bu bütün kötülükler İsmet Paşa'nın başının altından kalkmış, çıkmıştı. Bunlar küllüm yalandır.